Merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir iş harcıyla tava böreği hazırlıyorum. Tarifimiz için 250 gram köy peyniri var. Elimle parçalara ayırıyorum. 6 adet ince doğranmış biber, bir adet kuru soğan, 2 adet ince doğranmış domates, 1 tatlı kaşığı tuz, biraz da sıvı yağ ekleyerek tüm malzemeyi elimle karıştırıyorum. İş harcıyla yapılan börekler gerçekten çok lezzetli oluyor, mutlaka deneyin. Bu için 2 adet tam yumurta, 3 kaşığı ev yoğurdu, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt karıştıralım. Büyük bir tavayı tereyağı ile her tarafını yağlayalım. Toplamda 1 kilo yufka kullandım. Bir tane sağlam yufkayı videodaki gibi sererek tavaya yerleştirelim. Orta kısmına şerek yufkayı alalım ve serelim. Yufkaları ıslamak için Tuzlu su hazırladım. Üzerine batıralım ve fazla suyunu süzdürelim. Yufkalarımızı soslayalım. Isladığımız yufkaları üzerine alarak soslamaya devam edelim. Evet, yufkaların yarısına gelene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yorum'a yazarsanız sevinirim. orta kısmına hazırladığımız iş harçtan bolca dökerek yayalım. Yufkaları da önce suya, daha sonra sosa batırarak tavamıza döşeyelim. Veya sosa batırmadan suya batırarak da tavaya yerleştirebilirsiniz. Daha sonra bolca her tarafına gelecek şekilde sostan sürelim. kenarlardaki yufkaları videodaki gibi dikkatli bir şekilde katlayalım ve katladığımız yerlere de sostan sürelim. Evet hazırladığımız tava böreğimizi en az 30 dakika bu şekilde dinlenmeye bırakalım bir saat sonra pişirme için ocağın üzerine alıyorum ocağımızı orta şekilde ayarlayalım videodaki gibi döndüre döndüre her tarafını eşit bir şekilde kızartmaya dikkat edelim hafif bir şekilde sallayalım ve bir kapak yardımı ile dikkatli bir şekilde ters çevirelim tavamıza yağ alalım ve te tereyağlı her tarafını yağlayalım evet, böreğimizi tavamıza alalım kontrollü bir şekilde ocağın başından ayrılmadan döndüre döndüre pişirme işlemine devam edelim. Ocağın üzerinde ne kadar tutarsak o kadar lezzetli bir börek elde etmiş oluruz. Evet böreğimiz pişti. Kapak yardımıyla ters çeviriyorum. ve bir telin üzerine alarak soğutmayı bırakıyorum. Evet ılık olarak dilimlemeye başlıyorum. Soğuk olarak dilimlerseniz daha böyle düzgün dilimler elde etmiş olursunuz. Bu böreğin en önemli özelliklerinden bir tanesi de soğuk olarak dilimlenmesidir. Su böreği gibi büyük dilimler halinde kare kare kesiyorum. İş harcı o kadar lezzetli ki mutlaka deneyin, pişman olmayacaksınız. deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın bunlara bezlemeyi unutmayınız